Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu videoda 8 tane önemli kelime var. Sınava kadar da bütün püf noktalara ve en çok karıştırılan noktalara yer vermeye devam edeceğiz. Öncelikle kuralları hatırlayalım. Ezbere konuşmayalım. Bu işin mantığını söyleyelim. Örneğin arkadaşlar, dış iç sıra sözleriyle biten birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bilinç dışı derken bu yüzden ayrı yazdık. Ama bir kuralımız daha var. O ne diyor? Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. İşte altı kelimesi herhangi bir masanın altı gibi değil. Bu yüzden bitişik yazdık. ÖSYM'de böyle başları aynı başlayan bilinç gibi ayrı ve bitişik yazılma durumları olan kelimeleri sizin karşınıza getirebilir. Diğer kelimelere şöyle bir bakalım. Olağan dışı, dışı yine ayrı yazdık. Üstü somut bir yer bildirmediği için bitişik yazdık arkadaşlar. Doğa dışı, dışı ayrı yazdık ama doğa üstü, alt üst burada ne yaptı yine? Somut bir yer belirtmediği için bitişik yazdık. Bir de üstü konusunda dizüstü, dizüstü bilgisayar kelimeleri var arkadaşlar. Dizüstü, dizimizin üstü olarak somut bir yer belirtiyorsa ayrı yazıyoruz ama dizüstü bilgisayar dersen bitişik yazıyoruz. Bu 8 kelime bence önemli, özellikle ilk 6'sı çok önemli diye düşünüyorum. Püf noktalar gelmeye devam edecek. Abone olun, beraber kazanalım diyorum. Görüşmek üzere.